kararında yumurta pişirmek kolay gibi gözüken ama arada bizim böyle bazı ayrıntılarını atladığımız bir husus. Onun için şimdi böyle basit bir şekilde rafadan kayısı ve katı yumurtanın kaç dakikalarda ve nasıl piştiğini göstermek istiyorum. Onun ilk önce şöyle bir ayrıntısı var. Biz yumurtaları böyle buzdolabının en üst rafında, yani buzdolabının en ılık yerinde tutuyoruz. Bir de şöyle bir şey var, hani sarımsaklı böyle yoğun şeyli kokulu bir şey koyduğunuzda yumurta böyle aslında yarı geçirgen olduğu için içine kokuyu da alıyor. Böyle uzakta ve en hani sote yerinde olunca buzdolabının aslında buna da çok daha az maruz kalmış oluyor. En önemli ayrıntılarından bir tanesi de haşlayacağımız veya pişireceğimiz yumurtayı yarım saat evvel dışarıya koymak. Ve biz yumurtaları daha evvelden oda sıcaklığına gelsinler diye çıkarmıştık. Şimdi ocağımı açıyorum. Lalden kaynar suyumu tavama ekliyorum. Bol bol, en az yumurtaların iki parmak üzerinde olması lazım suyun. Ona göre koyuyorum. Kaynaması için iyice açıyorum. Oda sıcaklığına gelmesinin en önemli sebeplerinden biri de eğer yumurta kabuğu çok soğuk olur, bir anda da kaynar suya girerse pat diye çatlayabilir. Suyum iyice kaynıyor. Yumurtayı suyun içine önce bir kaşığa koyup böyle yavaşça bırakmak lazım. Çat diye atarsak orada da çatlatabiliriz. Ola ki buzdolabında birazcık yumurta çatlamışsa ve kullanmak istiyorsunuz, şöyle bir ipucu da var. O çatlayan yerine hafif bir sirke sürerseniz bir nevi dağılanıyor. Ve o yüzden de oradan da yumurtanın akmasını engelleyebilirsiniz haşlanırken. Bu şekilde 3 yumurtamı da koyacağım. Altın oranlar: rafadan için 3 dakika, kayısı için 5 dakika, katı yumurta için de tam 9 dakika. Bunlara göre şimdi saatimizi tutmaya başladık. 3 dakika oldu. Şimdi bunu bir soğuk suya çıkarıyorum ki elimle tutabileceğim ısıya gelsin. 3 dakikalık yumurtam hazır. Beş dakikalık yumurtam da tamam. Şimdi bunun 9 dakika olduğu için 4 dakikası daha var. O sırada soyup farklarına bakabiliriz. Rafadanın üstünü alıyorum. Hatta yiyorum. Buradaki özelliği şu. Dışı birazcık beyazlaşmış oluyor. Beyazın en iç tarafı hala birazcık şeffaflığını korumuş oluyor. Sarısıysa artık hala tamamen su gibi. Bu şekilde olduğunda rafadan. Kayısı ise beyazın tamamen kendi benliğine kavuştuğu. Öyle. Hatta bu katı parçasını aldığımız zaman ben yiyebileceğimiz. Ama sarısının hala akışkan olduğu, hatta bu benim favori yumurtam. Böyle bir şekilde bir kaşık aldığımız zaman çok net bir şekilde gözüküyor. Sarısı su gibi. Ama birazcık daha koyu bir kıvamı oluyor. Beyazsa tam olarak beyaz. Burada 5 dakikalık biraz bir parça karabiber, bir parça da tuzla nefis. Şimdi bunu da soğumaya alıyorum. Hatta bir tane çok basit ama siz kendiniz yerken yapabileceğiniz bir soyma yöntemi var. Yumurtanın bir başını bir de altını kırıyorsunuz. Böyle iki tane delik açıp hup diye üflediğiniz zaman bir tarafını hiç böyle soymaya çalışmadan aslında yumurta kabuğundan ayrılıyor. Bunu ben bu şekilde kabaca soyuyorum. Yumurtam hazır. Şimdi bunun içi de tam 9 dakikada içi de pişmiş oluyor.
Çok güzel bir rengi oluyor. Bunda da şöyle bir şey var. Ben bütün çocukluğumda böyle kenarları mavileşmiş olurdu yumurtaların. Hani atardık yumurtayı ve böyle çok da dakikasına bakmadan. Aslında o neden? 9 dakikanın üzerine çıktığında bu sarıda bir sülfür açığa çıkıp böyle daha mavileşiyor. Son çıkan böyle yayınlarda ve birkaç kitapta da aslında bunun epey zararlı olduğu ile ilgili bir bilgi var. Hani yumurtayla ilgili biliyorsunuz hani zamanında kolesterol bir sürü şeyler söylendi. Hani net bir şey söylemekten kaçınıyorum ama zararlı olma ihtimali var. Dolayısıyla hani 9 dakikayı geçirmemek aslında gerçekten önemli. Bu şekilde rafadanımız, kayısımız, pişmiş katı yumurtamız yemeğe hazır.